binalar var. Onu daha evvel siz değerli rektör hocamıza ben arz ettim kendim. Sadece ben soracağım. Aslında daha önce gerçekleşen bir gelişmeyi sizlere tekrar yeniden ne anlama geldiği noktasında paylaşmak için bir araya geldik. Biliyorsunuz 30 Nisan'daki Cumhurbaşkanımızın kararıyla birlikte tıp fakültemiz fiili olarak kuruldu. Ve tüm bu süreçte aslında tıp fakültesinin kurulmasını isterken temel dayanağımız, temel argümanımız Mardin'de 3. basamak bir sağlık kuruluşunun olmayışıydı. Tabii birçok sebep sıralıyorduk. Birçok açıdan aslında Mardin'de tıp fakültesi kurulması gerektiğini söylüyorduk. Ama en büyük dayanağımız, en önemli dayanağımız Mardin gibi 700-850 bin nüfusa sahip bir büyük şehirde 3. basamak bir sağlık kuruluşunun bulunmayışıydı. Ve tıp fakültesinin en önemli getirilerinden birinin de 3. basamak bir sağlık kuruluşuna kavuşacak olmamızdı. Allah'a şükür üniversitemiz, sağlık müdürlüğümüz Mardin'de hem üniversitenin hem sağlık müdürlüğünün değişik paydaşlarının ve bileşenlerinin oldukça hızlı, aktif, dinamik bir çalışma temposuyla sürece dahil olmasıyla birlikte, süreci desteklemeye başlamasıyla birlikte bu bizim tahminimizden çok daha kısa sürede gerçekleşmiş oldu. Sayın Müdürüm 2,5 ayda değil mi? Doğrudur. 2,5 ayda belki de Türkiye'de en hızlı afiliye sürecini gerçekleştiren üniversite olduk, tıp fakültesi olduk. 2,5 ay gibi çok kısa bir sürede devlet hastanemiz eğitim araştırma hastanesi statüsüne kavuşarak üniversitemizde afiliye süreci tamamlanmış oldu. Dolayısıyla artık tıp fakültemizin somut anlamda hem araştırma hem de öğrenci eğitimleri için kullanabileceği ve kendi kadrosunun sağlığın değişik aşamalarında aktif olarak yer alabileceği bir hastanesi oluşmuş oldu. Ben bunun için Sayın Valimize, Sağlık Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Onların çok önemli destekleri oldu. Sayın Rektörümüzün belirttiği gibi bir afiliyasyon sürecini resmi olarak başlattık. Ve şu anda inşaatı devam eden Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi gelecek sene bu zamanlar 700 yatak kapasiteyle Mardin'de yaşayan insanlara, vatandaşlarımıza hizmet etmiş olacak. Eğitim Araştırma Hastanesi olmasının tabii ki ilimize katkısı tartışılmaz. 30 büyük şehir olup 3. basamak olmayan tek ildik. Türkiye'de tıp fakültesi sayısını artırmak gibi bir amaç mıdır amacımız, yoksa kaliteli, nitelikli sağlık hizmetini sunacak olan hekimleri yetiştirmek midir? Ben inanıyorum ki Sayın Rektörümüzün liderliğinde, çünkü gerçekten sağlam, ne istediğini bilen, ayakları yere basan, gelecekte Aziz Sancar'ın memleketinden birçok Aziz Sancar'ın yetişeceği bir tıp fakültesi yetiştirmek, bilme katkı sunan, araştıran, sorgulayan bir tıp fakültesini insanlığın doğduğu yer olan Mezopotamya'da, bence Artuk Üniversitesi'nin tıp fakültesinin misyonu ve vizyonu farklı olacaktır. Kuruluşunda da Van'da ve Diyarbakır'da birçok başarıya imza atmış, gerçekten hizmet gönüllüsü olan, hastalarından sadece hayır duası bekleyen bir tıp fakültesi dekanının aramızda olması da Mardin için bir şanstır. Şimdi bu eğitim araştırma olma süreci 3. basamak, Sayın Rektör'ün söyledi. Bir hastane, daha önce üniversite hastaneleri, tıp fakültesi hastaneleri kendine ait hastanelerde çalışıyorlardı. Siz de bilirsiniz işte öncelikle işte Hacettepe gibi, Dicle Üniversitesi gibi, Ankara, İstanbul, Cerrahpaşa, bunların tümünde tıp fakültesi hastanesi, üniversite bünyesinde olan hastanelerde. Ama son yıllarda Sağlık Bakanlığımızın yaptığı yatırımlarda çok geniş, güzel, modern hastaneler yapılmaya başladı. Evet, Mardin'imizde de görüyorsunuz, yapılmaya başladı ve bu yapı içinde güç birliğiyle Sağlık Bakanlığı ayağıyla, üniversite ayağıyla birlikte çalışma protokolleri imzalandı. Bu afiliyasyon dediğimiz şey ortak çalışma protokolüdür. Yani Sağlık Bakanlığı ile üniversite hastanesi aynı hastaneyi kullanıyor. İşletmeyi Sağlık Müdürlüğü yapıyor. Tedariği onlar yapıyor. Kendi aitine hemşire, doktorlar vesaire o hastanede çalışıyor. Eğitim işinde sağlık üniversite yapmış oluyor. Bizim Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi olduktan sonra daha önce planlayamadığımız 3. basamak tedavileri burada artık planlayabiliriz.
Burada yapılan bazı ameliyatlar, yapılamayan bazı ileri düzey ameliyatlar burada artık planlanabilir. Bu amaçla Mardinli ve bölgeden olan bütün değerli bilim insanları Mardin'imize çağırıyoruz. Gelin, görün, bizim kadromuza katılın ve bu şekilde burada bir şekilde üçüncü basamak hastanemiz ve imkanlarımızda burada halka sağlık hizmet verelim diye çağrıda bulunuyoruz. Üçüncü basamak olmasıyla ileriki dönemde de bizim kadromuzu tamamlamamız halinde, üniversitede altyapımızı tamamlamamız halinde burada uzmanlık öğrencileri de almış olacağız. Asistan bildiğimiz, asistan uzmanlık, tıpta uzmanlık tüzüğüne göre gelip uzmanlık eğitimi alan doktorlarımız. Yine daha bu altyapımızı tamamlamamız halinde ki bununla hızlı bir süreçte, hızlı bir girişle başladık. Eğer tamamlayabilirsek önümüzdeki yıl öğrencilerimiz için de ve buraya alma hususunda çalışmalarımız var. Ama bunun için YÖK'te bazı kriterler var. O kriterleri tamamlamamız halinde laboratuvar gibi, kütüphane gibi, öğretim üyeleri, standartları gibi onları tamamlamamız halinde öğrencilerimizi de burada kadromuza dahil etmiş olacağız. Yine bu eğitim araştırma hastanesi olması da nitelikli sağlık sunumu bu, da gerektiği yere gelmemiz halinde bölgemiz biliyorsunuz sınır bölgesi. Sağlık turizmi açısından da yine özellikle sınırdan İran'da, Irak'tan gelen hastalarımızın ilk durağı olan Mardin'imizde bunları ağırlayarak onlara bir sunum sağlama imkanı bulmuş olacağız.